Başlayabiliriz herhalde. Herkese merhabalar. Bilkent Genç Girişimciler Kulübü ve Bilkent Cyberpark'ın ortaklaşa düzenlemiş olduğu 2. Ankara Startup Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de hızla artan teknoloji odaklı etkinlikleri biz çok değerli buluyoruz açıkçası. Çünkü Türkiye'nin artık inovasyon içeren, katma değer üreten girişimciliğe ihtiyacı var. Yani bu topraklarda matbaanın icadı, sanayi devrimi gibi kaçırdığımız trendlere dünyadaki dijital devrimin de eklenmesi bizi bir 100 yıl daha yeni bir trend beklemeye itebilir. O yüzden bu nedenle dünya çapında iyi bir pozisyon alabilmemiz için ülke çapında hakim olan iklimi değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Toplumca basitlikten, esnaflıktan, kolaydan köşeyi dönme mantığından uzak, dinamik ve teknoloji odaklı bir bilinç yaratılması lazım. Yani her şey toplumca teknolojiye alakalı geniş çapta oluşturulacak bir düşünce iklimiyle doğru orantılı. Bu bilince ulaşmamız için teknoloji odaklı etkinliklerin 2. Ankara Startup Zirvesi gibi artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu etkinliklerin her biri bir gencin daha dijital dünya ile tanışmasını, inovasyona dayalı girişimciliğe ilgi duymasını ve çevresine bu alana, inovasyona, girişimciliğe odaklanmış kişileri katmasını sağlıyor. O yüzden biz 2. Ankara Startup Zirvesi'ni ilk etkinlikteki gibi düzenlemeye karar verdik. İlk etkinliği yaptıktan sonra senede bir kere bunu yapabileceğimizi düşündük. Çünkü yeterince girişimci çıkmayabileceğinden korktuk. Senede bir kere diye planlamıştık. Cyberpark'ın genel müdürü Sayın Canan Hanım'la beraber yaptığımız görüşmeler sonucunda dedik bunu senede iki kere çıkarabiliriz. İnanıyoruz yeterince girişimci vardır diye. İlk etkinlikte yaklaşık 20 tane girişimci başvurmuştu. Acaba yeterince girişimci sayısına ulaşacak mıyız girişimci yatırımcı buluşmasına diye düşünürken bu sefer 30'dan da fazla çıktı. Fark ettik ki hakikaten bizim memleket girişimci yuvası. Yani hakikaten çıkıyor. Sürekli çıkıyor. O yüzden ben girişimcilere bir alkış rica ediyorum. Şimdi kulüp başkanımız Mustafa Saraçlar kısa bir konuşma yapacak. Sonra ben kısaca bir program akışını vereceğim ve programımız başlayacak. Teşekkürler. Merhabalar. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Aramızda bu sefer bundan önceki Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz etkinlikten farklı olarak hocalarımız da var. Onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Yatırımcılarımız var. Hakeza siz değerli katılımcılarımız ve sunum yapacak girişimcilerimiz var. Öncelikle bize dosyasını gönderen tüm girişimcilere ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve bugün sunum yapacak girişimcileri de tebrik ediyorum. Gerçekten çok kaliteli projeler var. Hep birlikte göreceğiz. Yatırımcılarımız değerlendirecek. Bakalım beğenecekler mi, yatırım yapacaklar mı ya da nasıl bir mentorluk verecekler. Ben kısaca kulübümüzden ve startuptan bahsedip konuşmamı bitirmek istiyorum. Uzun bir konuşma olmayacak. Kulübümüzü geçen sene kurduk. Kulübümüzü kurma amacımız Bilkent'teki ve Ankara'daki girişimcilik ekosistemini bir araya getirmek, iş fikirlerini ortaya çıkarmak ve bunları desteklemekti. Kulübümüz sadece girişimcilik ve iş dünyasına yönelik tematik bir kulüp olup onun haricinde, iş dünyası haricinde hiçbir etkinlik yapmıyor. Kulübümüzün amacı doğrultusunda da kulübümüzde kemikleşmiş, özdeşleşmiş bir etkinlik olan Ankara Startup Zirvesi'nde bize ev sahipliği yapan ortağımız Canan Hanım ve Yasemin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Cyberpark olarak gerçekten bize çok destek verdiler. Çünkü ilk senesindeki bir kulübe kimse böyle bir ortam, böyle bir imkan kolay kolay vermez. Bunun haricinde Startup Zirvesi'nin birincisinden bahsedeyim. Kasım ayında yaptık. Gerçekten yatırımcılardan ve girişimcilerden çok iyi feedbackler aldık. Çok iyi geri dönüşler aldık. İstanbul'dan gelmişlerdi ve Ankara'da böyle bir ortamın olduğunu bilmiyoruz dediler. Böyle bir ortam beklemiyoruz. Bu kadar kaliteli yatırımlar, girişimciler, bu kadar kaliteli projeler beklemiyoruz dediler. Bizim de çok hoşumuza gitti. Buradan tekrar başvuru yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir organizasyon olur. Bu arada kırmızı ipli ve büyük yaka kartlı arkadaşlarımız, organizasyon ekibimiz, onların da çok emeği geçti. Onlara da kendi takım arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. İyi günler. Teşekkürler. Şimdi ben yavaşça program akışından size haberdar etmek istiyorum. Bizim ilk düzenlediğimiz etkinlik sonucunda epey başarılı proje çıktı ve bunların bazıları bir başarı hikayesine dönüştü. Ve biz bu yüzden
etkinliğin bu kısmına Success Stories diye bir panel koyalım dedik. Gene ilk etkinlikte yaptıkları gibi projelerini anlatsınlar. Hazır burada yatırımcılarımız varken, başarılı iş adamları varken birer feedback daha alsınlar. Biraz daha bir mentorluk olsun. Belki iştahı kabaran varsa bir yatırım yapmak isteyen onlardan alabiliriz. Şimdi birinci etkinlikte yaklaşık 3 tane çok başarılı bir süreç çıktı. 3 başarılı proje çıktı. Bir tanesini biliyorsunuzdur, Connect to Me. Ozan'ın sahip olduğu Eto 15'e de kaldı. Ne yazık ki bugün çok acil bir iş çıktığı için gelemedi. O yüzden bugün 2 tanesi Success Story'yi sunacağız. Ondan sonra Alef Ventures'dan Yüksel Bey'in bir sunumu olacak. Ardından küçük bir aramız olacak. Sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik o zaman ben yavaşça kıyasla projesinin sahibi Barış Öztekin'i sahneye davet ediyorum. Ses geliyor mu şu an? Tamam. Teşekkürler. Kıyasla tüm diğer başarılı girişimlerde olduğu gibi doğal bir ihtiyaçtan doğan bir proje aslında. Biz internette akıllı telefon araştırması yaparken gördük ki karşılaştırma yapılan sitelerde genelde böyle tabloların içinde teknik detaylar yazılmış. Böyle içinde kaybolup gittik. Dedik ki bu bize çok bir şey ifade etmiyor. Biz bunu daha böyle güzel nasıl yapılabilir diye internette araştırdık. Türkçe çok kaynak bulamadık. Birkaç yabancı site gördük. Onlar çalışma sistemleri hoşumuza gitti. Şöyle bir örnek vereyim bunu anlatmak için. Bluetooth'un ne işe yaradığını hepimiz biliyoruz ve kullanıyoruz hayatımızda ama versiyonun 4.0 olması ile 2.0 olması çok bir şey ifade etmiyor çoğu zaman bize. Kaldı ki bu rakamsal değerlerin büyüklükleri ya da küçüklükleri bunun bir avantaj ya da dezavantaj, üstünlük ya da kötü bir yan olduğu anlamına da gelmiyordu. Halbuki bu veri şu şekildeki bir bilgiyle sunulsa anlamlı olur diye düşündük. Yani bu versiyon 4.0 olmasının daha hızlı bir bağlantı ve daha az güç tüketimi olduğunu bildiğiniz zaman bu bilgi anlamlı hale geliyor. Teknolojik ürünlerin de onlarca özelliği olunca hepsini tek tek bir yerlerden arayıp bulmak yani kontrol edilebilir hal almıyor. Biz de bu durumda dedik ki kıyaslayı yapalım. Size birkaç ekran göstermek istiyorum. Evet. Harika olsa açılı olması. Kıyasla şöyle geçeyim. İki sayfadan oluşuyor. Bir ana sayfamız var, bir de karşılaştırma yapılan sayfamız var. Ürün çok basit bir şekilde ürünleri giriyorsunuz, karşılaştır butonuna basıyorsunuz ve ürünler bahsettiğim az önceki düşüncede kıyaslanmaya başlıyor. Diğer sayfaya geçebilir miyiz? Burada da popüler, en çok yapılan karşılaştırma. Şimdi burası bizim karşılaştırma sayfamız. Burada girdiğiniz ürünleri yan yana karşılaştırıyor. Bu şu an en popüler karşılaştırmalardan bir tanesi diye bunu seçtim. Burada gördüğünüz gibi birinci ürünün özelliklerini, öne çıkan avantaj olarak gördüğünüz özelliklerini hemen sistem bu şekilde sıralıyor. Öne çıkan özellikleri ve bu ne anlama geldiği teknik verilerini tek tek burada göstermeye başlıyoruz. Sonra daha aşağı indiğimizde ikinci ürünün avantaj olarak görülen teknik özellikleri burada sıralanıyor. Atıyorum mesela burada Samsung S2'nin ekran özelliklerini görebilir miyiz? Biraz daha aşağıda olmalı. Mesela Super AMOLED Plus olması, hani bunun aslında daha parlak ve daha canlı renkler olduğunu öğrendiğimiz zaman bu sizin için bu ürünü tercih etme nedeniyse sizin için bir avantaj olarak karşınıza çıkıyor. Aşağılara geldiğimizde her iki ürünün ortak avantaj ve dezavantajları yer alıyor.
ve onun altında da kullanıcılar hızlı bir şekilde seçimlerini, tercihlerini belli edebiliyorlar. Küçük bir tıklamayla iPhone'a oy verelim ya da Samsung'a. Daha sonra da aşağıda da Facebook entegrasyonuyla kişiler hesaplarıyla giriş yapıp fikirlerini paylaşıyorlar. Bu çok önemli çünkü ürünlerde insanların hem bu tarz yorumlar yazması daha böyle kullanıcıları çeken bir durum ve sitede kalma süresinde ikiye falan katlıyor. Bu ekran bu kadar. Şeye geçebiliriz, sunuma geçebiliriz. Hızlıca hemen bugüne nasıl geldiğimizden bahsedeyim. Ağustos 2011 yılında biz Ağustos'un sonunda yayına girdiğimizde işte eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza anlatmıştık ve kulaktan kulağa yayılarak gitti. Çünkü bir de test süreci falan olması gerekiyordu. Bir reklam bütçemiz de yoktu. Bununla ilgili bir duyuru da düşünmemiştik açıkçası. 200'lü ziyaretçilere gelmesi hoşumuza gidiyordu. İnsanlar beğendi, sürekli birbirlerine söylemeye başladılar. Çok geçmeden Eylül ayının ilk haftalarında Ali Altuğ Hoca bizi tanıtan, piyasayı tanıtan bir haber yazdı. Bu Webraz'da yayınlandı. O gün de kullanıcı sayımız 1000'e ulaştı. Bu da bizi çok motive etmişti. Aradan geçen zamanda biz sürekli gelen feedbackleri hep aldık kullanıcılarımızdan. Çok da güzel şeyler geliyordu. İnsanlar çok sahiplenmişti. Bu da bizi çok motive ediyordu. Birinci startup zirvesine davet edildik. Burada diğer projeleri dinledik. Diğer girişimleri dinleme fırsatımız oldu. İstanbul'dan gelen konuklarımızın, yatırımcıların deneyimlerini, bu iş nasıl yapılır, nasıl yapılmalı, nelere dikkat etmeliyiz, bu gibi bilgileri bizle paylaştıkları zaman burada ekstra bir vizyon kazandırdı ve motive etti. O gün geldiğimizde 500 ile 1000 arasında ziyaretçimiz vardı günlük ve sayfa gösterimiz de 3000 civarındaydı. Daha sonra hani daha o gün yaptığımız sunumda şundan bahsettik. Önümüzdeki 6-8 aylık periyotta biz kıyaslanın ziyaretçi sayısını 4000'e getireceğiz. İşte ürünlerin karşılaştırma videoları, ürün inceleme videolarını koyarız diye planlar yapıyorduk. En önemlisi de fiyat entegrasyonu yapmak istediğimizden bahsetmiştik. Daha sonra bu süreçten sonra iDep Ventures'ın da içinde olduğu, sahibi olduğu Cimri.com bizimle irtibata geçti. Bu bizi inanılmaz onur etti, çok güzeldi. Tam istediğimizdi ve doğru adresti. Çok beğendiklerini anlattılar sistemimizi. Bununla ilgili çalışma yapmak istediklerini söylediler. Görüşmelerimiz devam etti. Birkaç model üzerinde konuştuk. Neler yapabiliriz bir kenara koyduk orada. Daha sonra yaklaşık bir ay önce falan internet üzerinden ürün inceleme videoları hazırlayan bir İstanbul'dan bir şirketti. Bizimle bu hazırladıkları videoları sistemimizin içerisinde paylaşmak istediklerini söylediler. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne geldiğimizde günlük 5800 ziyaretçisi olan, 19000 sayfa gösterimi olan bir sistem haline geldi kıyasla. Bunun en büyük nedeni insanlar gerçekten çok beğendiler. Üzerimizde sürekli feedbackler geliyor. Yani bize işte bunu da ekleyin, bu ürünün bakın şu özelliği var, bunu atlamayın lütfen. İşte şu özelliği ekleyin. Sürekli bir şey var bize, feedback var. İnsanlar çok benimsediler, aradığımız buydu diye. Bizim ama bu şu noktada en büyük sıkıntımız hala fiyat karşılaştırmayı biz ekleyemedik. Belki bunun sonunda bu süreci belki hızlandırabiliriz. Ama hani bu bir sonuçta iş. Aksi durumlarda da göz önünde bulundurarak biz alternatif bir planımızı da düzenleyip hiç girmek istemiyoruz bu alana ama bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladık artık. Kategori çeşit sayısını artırarak ürün çeşitliliğini, yabancı dil desteğini, mobil uygulamaları önümüzdeki süreçte ekleyeceğiz ama bizim için olmazsa olmaz bu fiyat karşılaştırma işi. Çünkü gelir modelimizi bunun üzerine koyduk. Tedarikçi firmaların ürünlerini buraya koyduğumuz zaman gelirimiz buradan sağlanacak. Artı ziyaretçi sayımız buna bağlantılı olarak artacak. Gelir modeli çok olmadı mı? Anlaşılmadı mı acaba? Şöyle, tedarikçi firmalar ürünlerinin en uygun fiyatla satıldıklarını söyleyip bu işte Cimri.com'dan örneğin bir ürün aradığınızda onlar listeleniyor. O entegrasyonu biz kıyasla içinde tüm o karşılaştırmaların altına koymak istiyoruz. Evet, belki Cimri.com'la bunu yapacağız ya da kendimiz yapacağız, bilemiyorum. Zaman gösterecek.
Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yatırımcılarımız için bir mikrofon isteyebilir miyim? Ben kendi yorumlarımı yapmadan önce bir şey söylemek istiyorum kıyasla ekibine. Gerçekten de yaptıkları projede şuna dikkat ettim. Yani buradaki kıyaslanan ürünlerin hepsi 1000 liradan fazla bir şey. Yani marka fonu hadi tişört alırken bir 20 lirayı feda edebilirsiniz ama çok fazla titizlik göstermeniz gerekiyor. Bir insan iPad alırken, iPhone alırken, bir fotoğraf makinesi alırken. Mesela kulüp başkanımız Mustafa geçen gün iPad alırken sizin sitedeki karşılaştırmayı kullandı ve belli başlı bazı kriterleri tuttuğunu görünce kararını verdi ve son model iPad almaya karar verdi. Hani çok fazla değer mi bu paraya diye düşünüyordu. Özellikleri sizin siteden karşılaştılar. O yüzden size teşekkür ediyor bu arada. Aynı şeyi ben de yaptım. Kim başlamak ister? Sizden başlamak ister bir. Sesim geliyor herhalde. Evet. iLab Ventures'ı temsilen buradayım. Barış ve arkadaşlar zaten bizim ekiple görüşmüşler. Anladığım kadarıyla Cimri ekibiyle doğrudan görüşüyorsunuz. Henüz bizim ALEP seviyesinde bu bir priority haline gelmedi ama buradaki sunumla ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle grafik tasarım olarak çok başarılı buldum. Benim özellikle bir girişimcide aradığım özelliklerden bir tanesi vizyonu nasıl kağıda ve prototipe yansıtabildiği. O açıdan çok başarılı buldum. Gelir modelini ifade ederken çok hemen anlayamadım. Onu biraz daha net anlatmanda fayda var Barış. Öte yandan trafik çok güzel bir seviyeye gelmiş. Halen trafik üzerine çok odaklanmanız gerektiğini ve trafik kaynaklarınızı çeşitlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir de şuna belki cevap verebilirsin. Sen sevinirim. Özellikle sizin şu anda çalıştığınız alanda en önemli değer zincirinde en önemli halka nedir? İşte ürünleri çok basit hızlı bir şekilde karşılaştırabilmek mi? Aradığın ürünü insanın karşısına çabuk getirip hızlı sonuca ulaşabilmek mi? Satın alma kaynağına hızlı ulaştırabilmek mi? Orada evet yan yana koyuyorsun ve hızlı bir değerlendirme şansı buluyorsun ama genel olarak bu e-ticaret zincirine baktığında işte insanlar Google'dan arayışa başlıyorlar ve hızlı bir şekilde satın almaya gitmek istiyor. Sen orada kendine nasıl bir fark yaratacağını düşünüyorsun? Fatih sen Yani ana hedefimiz şu, biz kullanıcı Google üzerinden bize yönlendiği zaman kararını bizim sitede vermiş olmasını bekliyoruz. Yani bizim hedefimiz bu. Yani sonradan satış sitesine yönlenip oradan ürünü alabilir. Ama biz yani hem fiyat olarak hem özellik olarak hangi ürünü tercih etmeliyim cevabını bizim siteye girdiği zaman bizim siteden çıkarken vermiş olmasını bekliyoruz. Yani bizim, orada peki şunu dikkate alıyor musunuz? Özellikle bu karşılaştırma sitelerinde şöyle bir eğilim görüyoruz. İnsanlar kararını aslında aynı zamanda gittikleri sitelerde de veriyorlar. Şimdi Cimri'den örnek vereyim. Biz bir tane ziyaretçi çekiyoruz. Ama bir ziyaretçiden 5 tane e-ticaret sitesine belki trafik yaratıyoruz. Dolayısıyla o arayışını devam etmesi aslında bizim iş modeli için bir değer kaynağı yaratıyor. Sizin durumunuzda sen aslında ne yapıyorsun? Adamın kafasında o öneriyi netleştirmesini ve gittiği sitede satın almasını belki tamamlamasını bekliyorsun. Onu düşününce aslında sizin klikiniz belki daha değerli. Bunu iş modeliyle nasıl çeşitlendirebilirsin? Klik mi, başka mı bir gelir modeli ortaya koyabilir misin orada? Ya bizim aslında hedefimiz yani biz ürünlerin özelliklerini karşılaştırma alanında uzmanlaşmak istiyoruz. Yani ürünlerin fiyatları ya da satın alma hani bizim gelir modelimiz olacak. Evet ama yani biz burada bir affiliate olarak kalmak istiyoruz aslında. Yani bizim hedeflediğimiz şey kullanıcının ürün özelliklerini bizim sitesinde yani bizim siteye giden kafasında artık netleştirmesi yani ürün özellik yani başka ürünler olduğunu yani mesela bir iPad alacaksa başka alternatif ürünler olduğunu da bizim site üzerinden öğrenebilsin, keşfedebilsin istiyoruz. Onun için hani arayüzü falan oldukça
hani hoş tutmaya çalıştık bizim sitede kalması için, ziyaret süresinin uzaması için. Yani asıl hedeflediğim şey bu affiliate, yani yönlendirme başına bir gelir. Yönlendirme başına değil mi? Satın alma başına değil. Satın alma yani belki ileride daha. Son bir soru arkadaşlar. Belki bu arada çok kısa hemen keseyim. Soru cevap kısmımız bir 8 dakika olarak öngördük. O yüzden hemen bir son bir soru sorayım. Sonra. Şu anda kaç tane kategori var şeyde ve yenilerini ne kadar sürede ekleyebiliyorsunuz ve eklemeyi düşünüyorsunuz? Evet, şu an yani ürün kategorisi olarak 3 tane kategori var. Fotoğraf makinesi, cep telefonu ve tabletler. Bizim trafiğimizin %80'i yalnız cep telefonlarından geliyor. Yani fotoğraf makinelerine bayağı bir uğraştık ama orada yani şey fazla değil. Pazar fazla büyük değil. Şimdi pazarın büyük olduğu diğer alanlara yönelmek istiyoruz. Yani işte televizyonlar var. İşte bunu şu an çalışıyoruz. Yani televizyonları eklemeye başladık. Ve işte belki arabalarla ilgili bir şeyimiz var. Çünkü hani pazarı yine büyük payı orada. Yani bu iki ürüne yöneleceğiz. Ürün çeşitliliği anlamında. Ama şu anda hani bizim odaklandığımız şey fiyat karşılaştırma. Yani bunu koyduktan sonra ürün çeşitliliğini arttırmaya yöneleceğiz aslında. Haluk Safi ben. Meditek Bağlı Yönetim Kurulu üyesiyim. Onları temsilen burada katılıyorum. Aynı zamanda bir yatırımcıyım. Şimdi benim gördüğüm çok güzel bir site ve gerçekten ihtiyaç olan bir site. Türk sitelerine, yabancı sitelere baktığımız zaman benzer snapshot şeklinde veren Google arama yaptığımız zaman ürünler var. Fakat Türkiye'de bu maalesef mevcut değildi. Ben şunu görüyorum esasında, bu siteler elektronik alım esnasında işte oldukça pahalı ekipmanlara doğru gidiyor ve bu değer arttıkça, ekipmanın değeri arttıkça daha derin bilgiye ulaşmak istiyor kullanıcı, tüketici. Yani snapshot'tan daha derin bilgiye doğru gitmek istiyor. Bu cep telefonunda işte flash'ın, belki cep telefonunu pek çok insan anlayabiliyor ama ben şunu biliyorum. Bu trend Türkiye'yi de sirayet ediyor fotoğraf makinesinde ve fotoğraf makinesinde gelecek cep telefonu kadar olmasa dahi çok ciddi adetlerde satılacak olan ürünlerden bir tanesi. Televizyon, keza ve benzer şekilde. Ve burada eğer ki bu şu anki durumda hızlı bir şekilde esasında bir rakibin çıkmasını ben mümkün görüyorum. Kıyaslığının şu haliyle. Ama derin bilgiye doğru gidildiği takdirde yani bir full frame kamera nedir, detaylarını verdiğiniz takdirde, o sensörün kalitesinden bahsedildiği takdirde, o content, o içerik gerçek anlamda yaratılmaya başladığı takdirde işte CNET gibi kıyaslanın yani bir CNET ortamına doğru o kadar değil de belki ama videolarla bunun desteklendiği, bunun içerik olarak desteklendiği, bu alandaki guruların bloğa davet edilip orada makale yazdığı şekilde geldiği takdirde ben trafiğin çok daha fazla artacağını ve kalan insan sayısının, sitede kalan insan sayısının çok daha uzun süre kalacağına inanıyorum. İş modeline kısmına geldiğiniz takdirde de DP Review zaten bunun için sizin için çok güzel bir örnek baktığınız zaman. DP Review sitesinde çok derin bir içerik vardır ve kendisi Amazon'un yeni satın aldı. Amazon'a yönlendirme yapar ve yönlendirme başına Amazon'dan para talep eder ya da efendim söylediği gibi satın alındığı takdirde gelir olarak kaynar. O iki modelde mümkün zaten. Bir şey eklemek istiyorum ben kısaca. Yani biz mesela bu siteyi yurt dışında da açmayı düşünüyoruz. Yani yurt dışında çok bu işi artık böyle son detayıyla veren siteler var ama yani biz tasarıma güveniyoruz. Yani belli bir simplicity'de yani belli bir şeyde tutmaya kararlıyız. Yani çok fazla böyle kullanıcıyı yormak istemiyoruz açıkçası. Ve şöyle bir şey var, yani mesela yurt dışındaki fiyat karşılaştırma siteleri ya da o tarz sitelerin oldukça zengin API'leri var. Ama Türkiye'de bu henüz böyle yeni yeni oluşan bir şey. Biz bir API bulmakta yani entegre olacağımız API bulmakta falan zorlanıyoruz. Öyle bir eksiğimiz var bizim. Yani o konuda da işte artık bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ürünleri nasıl ekliyorsunuz? Ürünleri nasıl ekliyorsunuz? Kendi bir panelimiz var. Admin panelimiz var, web üzerinden ekliyoruz. Yani manuel bir süreç. Yani ürünlerin çok temiz görüntüyü ve sonuçları elde edebilmesi için, o sayfaların üretilebilmesi için 70 bin civarı sayfa üretiliyor. Sistem üzerinden çok titiz bir şekilde kendimiz biliyoruz. Ben de bir yorumda bulmak istiyorum. Alexa'ya baktıysanız Cimri'nin trafiği düşüyor.
fiyat karşılaştırmasına girdiğiniz zaman Google sizi reklam brokerlığı yaptığınız için trafikte yani searchlerde geri plan atmaya başlıyor. AdSense'e yüklenmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla siteye gelen per user kostunuz artmaya başlıyor. Sizinkinde şu anda fiyat olmadığı için muhtemelen searchlerde daha yukarıda yer alıyorsunuz. Evet. Bir de sizin işiniz nişin nişinin nişi. Yani dolayısıyla bunun bir scale business'a dönmesi yani çok 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 ciddi bir trafiğe dönmesi mümkün değil. Çünkü fotoğraf makinesi 1000 dolar üstü, telefonlar 500 dolar üstü. Sizin burada trafikten ziyade kontentin çok zengin olmasından dar bir kitlede kalacaksınız kesin. O dar kitleden para kazanacak bir model bulmanız lazım. Bu kesinlikle click ya da referral'la zor olabilecek bir şey. Yani siz uzmanların buluştuğu bir site haline gelirseniz oradan bir revenue generate edebilirsiniz. Yani bu contentle size az sayıda insan gelecektir. Yani kaç kişi 1000 dolarlık telefonla 1200 dolarlık telefonu karşılaştırıyor? Yani iyi bir de trafiğiniz bence. Bunun hani çok 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 10 katına 20 katına çıkması kısa dönemde çok mümkün gözükmüyor. Ya da ucuz ürünleri karşılaştırmaya başlamanız lazım. Tamam. Bir yorumunuz varsa alın. Sonra bir sonraki projeye geçeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamamdır. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Fatih Bey biraz zor sordunuz karşılıklarını. Yani ben evet. Siteyi çok beğendim. Şimdi konkret. Handikaplarınız var. Yani telefon var ya. Evet ben bakıyorum. Burada şöyle bir avantajlı sayfamız var. Yani bir ürünü övercinsle belki de avantajlarını çok bilinebilir şekilde listeledikten sonra o ürüne belki de onun hemen altına sırf reklam alma biz daha mantıklı. Evet, markalar olabilir. Evet. O da bir yöntem. Yani. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sırada Üniversiteyle Anlatsın ekibi var. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Bu arada hemen belirteyim Eril, 9 dakika olacak sunum, tamam mı? Çok süreyi açtık çünkü biraz. Güzel ya, hoş geldiniz. Neyim? Şunu aşağı indirdiniz. Deneme. Tamam. Hoş geldiniz. Bugün size Üniversiteyle Anlatsın'ı biraz anlatıp ilk startup zirvesinden itibaren neler gelişti onlardan bahsedeceğim. Ben Eril Nezerel, Bilkent Üniversitesi'nde 3. sınıf endüstri mühendisliği öğrencisiyim. Arkadaşlarım Töber Kılıç ve Ömüş Metin de bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiler yine Bilkent Üniversitesi'nde. Ben Product Development ve Business işleriyle ilgileniyorum. Övünç Lütbek'te web ve mobil developer olarak kendilerini geliştirdiler. Daha önce ufak tefek şeyler yapmıştık. Hızlıca ondan geçeceğim. Yarım milyon üyeli Varez bir sitemiz vardı bizim. İlk bayağı onunla deneyim edindik ama ille geldi ve şu anda işte yapmıyor. Protectlinks 6 yıl önce bu Bitly gibi URL'ye kısaltma servislerinden bir tanesiydi. Brezilya'da ve Amerika'da çok yüksek bir kullanım oranı vardı ama o da illegal şeyimize hizmet ettiği için onu da kapattık neyse. Daha sonra biraz daha resmi işler yapalım dedik. Dışarıdan iş almaya başladık. İşte Panora'nın AVM, Panora AVM'sinin BlackBerry'sini vesaire yazdık. Sonra daha verimli, daha çok para kazanabileceğimiz ve daha kolay para kazanabileceğimiz bir alan bulduk. 4. sınıf öğrencileri tez yazarken yardım arıyorlardı. Bilkent'e yapmadık ama hiçbir zaman neyse. Sonra daha ciddi, daha büyük, daha bir şey yapmaya karar verdik şimdi ve Üniversiteyle Anlatsın projesine başladık. Üniversiteyle Anlatsın projesinde hangi noktadan çıktık onu bir anlatacağım size. Şimdi bir üniversite öğrencisinin experience'ları nelerdir, deneyimleri nelerdir? İşte dersleri, öğrenci kulüpleridir, projeleridir, işte deneyimleridir vesaire böyle bir deneyim oluyor. Ama 5 yıldır çalışan bir kişiyle karşılaştırdığımızda
doğal olarak daha az oluyor. Mevcut siteler yani LinkedIn, Yink gibi siteler bize buradan bir çizgi çekiyor ve daha fazla şey anlatmamıza uygun platformlar değil. Ama ben kendimi daha iyi temsil edebileceğim bir platform arayışı içindeydim. Biz de kendimiz yapalım dedik. Ve üniversiteli anlatısını yaptık. Peki bu platformu nasıl şekillendiriyoruz, nasıl konumlandırıyoruz? Üniversiteli anlatısında öğrenciler, kulüpler ve firmalar var 3 ana temel öğe olarak. Nedir? Öğrenci profilini doldurur, profesyonel yanlarını öne çıkarır kendi profilinde. Bu sırada firmalar sitede ilan verebilir. Öğrenciler doldukları profilleriyle ilanlara başvurabilir. Aynı zamanda firmalar öğrenciler için problem yaratır. Onlara challenge sunabilir site üzerinde. Öğrenciler de firmaların sunduğu problemleri çözerek kendi yeteneklerini aktif bir şekilde kanıtlayabilirler. Ayrıca bunları yaptıklarında da çeşitli ödüller kazanabilirler. Kulüpler etkinliklerini duyurabilir. Yine kulüp profilleri üzerinden etkinliklerini duyurabilirler ve büyük organizasyonlarda CV ile başvuru alan organizasyonlarda yine bizim üzerimizden başvurunu toplayabilirler. Kulüpler olduğu için de öğrenciler çeşitli organizasyonlardan haberdar olur. Site üzerinde yine başvuru vesaire yapabilirler. Ayrıca kulüpler yine kendi sayfaları üzerinden kendi kulüplerini tanıtabilirler. Firmalarla kolayca iletişime geçebilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi her üniversitenin kendi web sayfası yok. Burada da onlara çeşitli tool'lar sağlayarak yine kendi en azından kendilerini online alemde gösterebilecekleri bir şey sunmuş oluyoruz. Şimdi gelir modeline geçmeden önce bunların nelerini yaptık? Onu göstereceğim biraz. Ne yaptık, ne ettik? Bir saniye. Hop. Şu anda ben login oldum ve benim profilimi görüyorsunuz. Ben bu profilimde işte ilgi alanlarımı, becerilerimi vesaire, ödüllerim, başarılarım anlatıyorum. Mesela iş ve staj deneyimim yok ama olduğunda buraya basarak ekleme yapacağım. Benim sekmelerim var. Bir saniye. Hop. Sekmelerimde profilimde işte bunları anlatıyorum. Akademi sekmemde karnemi yüklüyorum ben buraya. Bu şu anda sadece Bilkent ve Boğaziçi Üniversitesi için aktif olan bir sistem. Diğer üniversiteler için yavaş yavaş yapıyoruz. Bir de manuel ekleme sistemi de ekleyeceğiz. Bu bildiğiniz resmi bir karne şu anda benim. Soru cevap sekmesinde öğrencinin o demin dediğimiz problem sunma, challenge sunma kısmının daha hani ilkel versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bizim sistemden otomatik olarak sorduğumuz işte neden bu üniversite, neden bu bölüm gibi sorular var. Ben de mesela bir tane burada cevap vermişim. Bu yayınlanıyor. Bağlantılar sekmemde de normal bu LinkedIn ağı gibi düşünebilirsiniz. İşte 70 tane bağlantı var. Burada da benim bağlantılarımı listeleniyor gördüğünüz gibi. Daha sonra bu işte bir öğrencinin profili genel olarak. Sayfalarda ana sayfa ve ilanlar var şu anda. Ana sayfama girdiğimde ağımdaki kişilerin profil güncellemini görüyorum klasik. Daha sonra ilanlar sayfamızda da firmaların çeşitli verdiği staj ilanları vesaire var. Burasını daha yeni aldık test aşamasında ama hani ufak şekilde aktif olarak çalışıyor. Ben buradan detaylı bilgisine bakıp profilimle başvurabiliyorum kolay bir şekilde. Mesela örneğin firmaların da profil sayfaları var. Bunlar daha firmalar için yönetim panellerini hazırlamadık ama görünüşte var. İşte firmanın sosyal medya şeyleri, web sitesi, kısa bir açıklaması ve işte ilanları yer alıyor burada. Daha sonra bir dakika benim kutum var. Kutumda da işte gelen sorularım var. Bana gelen soruları buradan cevaplayabiliyorum vesaire. Gelişmiş aramada da burada şu anda gelişmiş değil ama gelişecek yavaş yavaş. Buradan mesela işte Bilkent Üniversitesi'ni seçiyorum. Daha sonra işte Almanca bilenleri göster dediğimde bana tut hepsini listeliyor burada. Neyse site şu anda bu aşamada daha çeşitli modülleri ekliyoruz yavaş yavaş. O demin anlattığım hepsi aktif olarak şey olacak. Daha görüp gelir modelin nasıl, buradan nasıl gelir sağlayacağız onu belirtelim. Sadece firmalardan gelir sağlayacağız. Öğrenciler veya kulüplerden hiçbir şekilde para alınmayacak. Zaten öğrenciden para kazanamayız. Ne olacak? İlan listeleyecek dedik. İlanlardan para alacağız. Problem challenge, problem yaratmaları için para alacağız. Yetenek avı yapabilecekler firmalar. Yetenek avı üyeliklerini alacağız. Reklam, klasik ve duyuru promotionlarından ama bu hiçbir zaman spam şeklinde olmayacak. Bunu her türlü ayarı vesairesi var. Mevcut ve potansiyel rakiplerimize çok az bakıyoruz. İK servisleri var, profesyonel networkler ve öğrenci portalları var. Aslında bir açıdan baktığımızda da biz bu üçünün birleşim gibi bir şey oluyoruz. Yani hepsinin aynı potada öğrenci katılacak şekilde birleştirilmiş hali gibiyiz. Competitive advantage'larımızdan çok az bahsedelim. Biz hala öğrenciyiz. Bu bizim bir negatifliğimiz değil, pozitifliğimiz. Çünkü öğrencinin isteklerini, neyi istediğini, neyi istemediğini, neye ihtiyacı olduğunu birinci elden biliyoruz.
ve daha spesifik, yani öğrenciyi daha iyi tanıdığımız için de tam anlamıyla optimize edilmiş bir hale getirebiliyoruz sistemimizi. Kulüplerin işlerini kolaylaştıracak araçlar sunuyoruz. Buna yönelik herhangi bir tool yok internette. Bir kulübün bir yazılımcısı varsa eyvallah yapabilirler, ama her kulübün yazılımcısı olmadığı için biz de kolay bir arayüzle bütün işlerini halledebilecekler. Yani burada unique bir servis sunmuş oluyoruz. Ayrıca öğrencilerin kendilerini kanıtlayabilecekleri bir platform sunmuş oluyoruz. Hırslı öğrenciler, başarılı öğrenciler kendilerini firmalara göstermek için bir şeyleri, servisleri daha almış oluyor. Bunu da yapabildikleri aktif bir servis yok. Şimdi ne oldu, ne bitti? Çok az da ondan bahsedelim birinciden sonra. Yatırım süreci ve Galata Business Angels. Şimdi birincisinden sonra İstanbul'da sunum yaptık bir daha Galata Business Angels'a. Orada bize mentor atadılar. Çünkü bayağı eksiğimiz vardı açıkçası. Ve bir sürü şey öğrendik bu süreçte. Özellikle Ömer Akarca ve Yemek Sepeti'nden Melih Ödemiş çok büyük yardımları oldu. Ben ilk mesela mail atıyorum, bir şey soracağım. Hani ya bunu sormalı mıyım, sormamalı mıyım diye bir atıyorum. Hani gayet böyle 3 sayfa uzunluğunda maille böyle hani en detaylı şekilde, yardımcı olacak şekilde cevaplı dönüyorlar bana. İşte artık bütün şeylerimizi tamamladık. İşte business planımızdır, şeyimizdir. Açıkçası onlar konusunda bayağı hani experience'imiz yoktu hiç. Ama şimdi öğrendik hepsini ve hayırlısıyla önümüzdeki aylarda tohum yatırımımızı almış olacağız ve tam gaz yolumuza devam edeceğiz. Teşekkürler. Soru cevap var. Benim sorum yok, tanıyorum. Site de güzelleşiyor gitgide. Başarılar diliyorum. Aslında benim de sorum yok. Ben de başarılar dilerim. Bizim buna benzer demeyeyim ama öğrencilere yönelik bir yeni bir yatırımımız oldu. Sadece bilginiz olsun diye paylaşmak istiyorum. Sence bence? Unispul'a. Unispul'a bir yatırımımız oldu. Ama daha bu sektörün daha yolun çok başında olduğunu düşünüyorum. Ve oldukça başarılı bir uygulama ve doğru vizyonla ortaya çıktınız. Dolayısıyla size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Devamlı konuşuyoruz, tanışıyoruz. Ama gerçekten son kaç 5 ay, 4 ay oldu değil mi? 4 ay oldu. 4 ay önce burada yine konuşmuştuk. Oradan itibaren çok değiştiniz yani. Bravo. Açıkçası bu kadar hızlı gelişeceğinizi beklemiyordum. Teşekkür ederiz o zaman üniversite yanılmasındakine. Başarıların devamını diliyoruz. Şimdi Alep Ventures'dan Yüksel Bey'in sunumu için sahne davet ediyorum. Birazcık kapasite üstü bir katılım oldu. Teşekkür ediyoruz onun için. O yüzden bir sandalye yerleştirme durumumuz olacak. Sizden sadece 2 dakika rica ediyorum. Hemen ayarlayalım. Ayrıca Twitter'da Startup Zirvesi hashtag'i ile de yorumlarınızı bekliyoruz. Kötü yorumlarınızı saklayabilirsiniz. İyileri paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar ayaktaki de insanları oraya alabiliriz. Yüksel Bey bir dakikanızı da rica edeceğim. Tabii tabii. Sana veda geliyor.
Can. Sanırım hazırız. Müsaade sözü. Sesim geliyor herhalde arkadaşlar. Öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 9 Eylül Elektronik Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında Koç Üniversitesi'nde MBA yaptım ve kariyerime 97 yılında yatırım bankacılığıyla başladım. 6 yıldır kadar yatırım bankacılığı yaptıktan sonra 2003 yılında ILAB'e katıldım ve yaklaşık 9 yıldır da ILAB'de yeni yatırımlardan sorumlu, özellikle internet yatırımlarından sorumlu direktör olarak çalışıyorum. Tabii ben yatırım bankacılığı döneminde çalışırken 99 yılında internet o zamanlar bu bubble öncesi çok sıcak sektörlerden bir tanesiydi ve işte internetten olsun, başka yayınlardan olsun dünyada neler oluyor onları takip etmeye çalışıyordum. Bugün olduğu gibi o zamanlar, bugün TechCrunch olduğu gibi o zamanlar Red Herring diye bir magazin vardı. Ve işte 99 yılında belki şöyle kalın kocaman bir dergiydi. Ve elinize aldığınızda oku bitiremezdiniz ama sonra 2000'de bir anda bir gördünüz ki o dergi birden dörtte birine, beşte birine düşüvermiş. Bunları yaşadığımız bir dönemdi. Ve 99'dan 2003'e kadar aslında ben kendi profesyonel kariyerimde elektronik geçmişine sahip bir insan olarak nasıl olur da internet sektöründe bir yatırımcı olabilirim diye bakıyordum. Ve karşıma ILAB çıkardı 2003 yılında. Biraz da geç aslında keşfettiğimi ILAB'e katıldıktan sonra fark ettim. Bazılarınız için belki ILAB zaten bilinen bir kurumdur ama kısaca sizlere tanıtmak istiyorum, özellikle Altuğ benden rica ettiği için. ILAB Ventures aslında 2000 yılından bu yana Türkiye'de internet şirketlerine yatırım yapan bir kurum. Ve kendime az önce bahsettiğim gibi 2000 yılında ben neler yapıyordum diye sorduğumda işte aracı kurumda halka arzlarla uğraşıyordum. Kendi kurumumu hatırlıyorum. Benim çalıştığım kurumda benim Outlook Exchange'imi kendi genel müdürüm kurdu. Aracı kurumda. Bir tane halka arz yapıyoruz. 20 kişilik konsorsiyum listesi var. Düşünün. 20 tane aracı kurumla ayrı ayrı iletişime geçmem gerekiyor 2000 yılında. Ve bu insanlarla ben e-mail ile dahi iletişim kuramıyorum. Sabahtan asistan arkadaşımıza bir faksı veriyoruz. 20 sayfa. Akşama kadar onu gönderip teyitleşmekle uğraşıyor. Dolayısıyla Türkiye öyle bir ortamdayken aile 2000 yılında internete yatırım yapmaya başlamış ve ilk yatırımı da hepinizin bildiği Kariyer.net oluyor. 2000 yılından bugüne kadar da toplam 13 tane, bunu sayarsak da burada henüz yer vermedim kendisine, toplam 14 tane internet yatırımımız olmuş. Ve ILAB aslında daha büyük bir grubun bir parçası. Bu grubu da biz Access Turkey Capital Group olarak nitelendiriyoruz. Access Turkey Capital Group bünyesinde 4 tane ayrı varlık kolunda yatırım yapıyoruz. Bunlar sermaye piyasaları, internet, reel sektör yatırımları ve gayrimenkul. Bütün bu dört alanda bizim yaptığımız yatırımların bugün itibariyle toplam büyüklüğü $700 milyon civarında varlık değeri olarak. Bunların içerisinde bizim için en stratejik ve en kıymetli olan internet. Şu anda bizim portföyümüzdeki 13-14 tane şirketin aylık toplam ziyaretçi sayısı 45 milyon civarında ve 20 milyon unique ziyaretçiye ulaşıyoruz. Toplam çalışan sayısı 700-750 civarında. Biz bu şirketlere ilk yatırım yaptığımızda çalışan sayıları 50 ile 100 arası çalışandı. Dolayısıyla istihdama yaklaşık 600 kişilik bir katkımız oldu geçtiğimiz 12 yılda. Kısaca da bu hikayeyi size özetle sunmak istiyorum. Çok da vaktinizi almadan. Belirttiğim gibi ilk yatırımımızı 2000 yılında biz Kariyer.net ile yaptık. O dönemde bu yatırımımız bizim %32 ile azınlık ortak olarak girdik. Ve çok da ucuz bir değerleme olmadı. Yani bugünün fiyatlarıyla bakıldığında $3-4 milyon civarında 2000 yılında yapılan bir değerleme.
Sonrasında tabii bu internet bubble'ına rastlıyoruz ve çok hızlı ve heyecanlı olarak başlayan yatırım süreci biraz daha yavaşlıyor. Sonrasında yaptığımız sigortamların, Chemorbis ve Stilorbis gibi yatırımlar aslında Aileb'in kendisinin girişimci olduğu yatırımlar. Bu alanlarda biz bugünkü gibi geniş girişimci kitlelerini bulamadığımız için o dönemde yatırımların bazılarını Aileb olarak kendimiz yapıp profesyonel ekipleri işlerin başına getirip kendimiz bu yatırımları yapmaya kalktık. Ve bunlardan da aslında çok güzel sonuçlar aldık. Çok yordu bizi bu süreçler. Ama 2001-2002 döneminde Sigortam'la Chemorbis ve Stilorbis gibi şirketlere kendimiz yatırım yaptık. Ve tabii kendimiz yatırım yaptığımız için de bunlar bizim çok zamanımız alan yatırımlardı. Girişimcinin olmadığı süreçlerde işin başında ki arkadaşlara daha fazla mesai ayırdık. Bu ayırdığımız mesai dolayısıyla da yeni yatırımlara çok zaman ayıramadık. Ama 2005'ten itibaren de tekrar yeni yatırımlar yapmak üzere sektörde daha yoğun bir şekilde bakmaya başladık. Daha 2006 yılının başına kadar. 2005 yılı sonunda Gitti Gidiyor ekibiyle karşılaştık. Onlara bir yatırım yaptık. Ve 2006'nın başında da kariyer yatırımlarını yaptık. Bunlarla ilgili biraz daha fazla size bilgi vermek istiyorum aslında. Çünkü Gitti Gidiyor ekibi hakikaten sizin hepinizde tanıdığı çok başarılı bir ekip ve bizim karşımıza geldiklerinde ekibin üyesinin bir tanesi New York'taydı o dönemde. İki tanesi Burak ve Serkan İstanbul'da projenin başındaydılar. Ve doğrusu öylesine kuvvetli bir ekip gördüğümüzde biz New York'a kadar gittik. Ekibin geri kalan tüm üyelerini tanımak için New York'a gittik. Yılın bir kısmını orada tamamladık ve çok kısa bir sürede oldukça yüksek maliyetlerden o dönem için bir transaction yapma arzumuzu ortaya koyduk. O günün değerlemeleriyle belki bakıldığında gelirin 20 katı civarında bir değerleme verdik. Ve bugünlerde bu değerlemeler belki bugün bile çok sıra dışı değerlemeler olarak kabul edilir. Ama bugün için bakıldığında Aileb global ölçekte şirketlerin Silicon Valley'de ya da East Coast'ta buldukları değerlemelere benzer değerlemeleri verebilen bir oyuncuydu. Ve bu değerlemeleri verirken tabii biz globaldeki rakiplerimizden biraz daha farklı bir tarz izledik. O da şuydu. Şimdi özellikle LPGP dediğimiz Limited ve General Partner'lardan oluşan Traditional Fund Structure'lar içerisinde yatırımcıların biraz daha kurumsal yatırımcılara sorumlulukları daha ağır. Dolayısıyla onların elleri kollarını bağlayan bazı anlaşma şartlarını istemek zorunda kalabiliyorlar. Örneğin çok yüksek değerlemelerden girdiklerinde liquidation preference dediğimiz ileride değerleme beklendiği kadar yükselmediği takdirde hisse bölüşümünde yatırımcı lehine bias'lar, ön yargılar oluşturan ya da pasların bölüşümünde yatırımcı lehine çalışan mekanizmaların hiçbirini kurgulamadık. Biz yatırımlarımızın tamamında girişimciyle aynı riskleri alıp sadece onlar kazandığında biz de kazanalım felsefesiyle yatırdık ki bu yatırımı Gitti Gidiyor gibi 20 times yani o günkü cironun 20 katı bir değerleme ile girdiğimiz yatırımda bile sergiledik. Sonucunda onlar da biz de çok güzel para kazandık. Biz koyduğumuz paranın geçen sene 11 katını alma başarısını gösterdik. Gitti Gidiyor ekibi hisselerin tamamını sattı. Ama biz hala %7 ile içerideyiz. Çünkü halen çok büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Bir farkımız da yine yabancı yatırımcılardan değil. Normalde yabancı yatırımcılar ya da kurumsal fon yatırımcıları 5 ila 7 sene içerisinde azami bir çıkmak zorunda kalırken biz bir yatırımın potansiyeli olduğu süre boyunca içeride kalmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla hala Gitti Gidiyor %7 yatırımcıyız. Ve burada vermek istediğim mesaj şu. Biz mümkün mertebe yatırımcıyla aynı seviyede kol kola yatırımlar yapmak istiyoruz. Onlarla bizim aramızda ileride herhangi bir ihtilaf yaratacak özel hükümleri sözleşmelerimize koymuyoruz. Bu anlamda yatırımcı olarak daha girişimci friendly bir yatırımcı olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle Sigortamnet, Chemorbis, Stilorbis deneyimleriyle ilgili de birkaç şey paylaşmak istiyorum. Şimdi Sigortamnet hakikaten bizim göz bebeğimiz bir yatırım. En az portföyümüzde Kariyer.net ve Gitti Gidiyor kadar
yüksek potansiyel beklediğimiz bir yatırımdı. Hatta şu anda yaklaşık 150 çalışanı var. 10 yılda bizim portföyümüzde ve sigorta gibi çok büyük bir sektöre hizmet ediyor. Ve bu yatırımımızda ben şahsen yaklaşık 1,5 sene kadar ailevi temsilen genel müdür vekili olarak çalıştım. Ve bütün bu süreç boyunca benim oraya yapabildiğim en önemli katkılar aslında elbette iş modelinde yapılan değişiklikler vesaire çok belirleyici rol oynadı ama dışarıda başka insanlarla konuşurken yakaladığımız fikirler ve onların paylaşımlarından kaynaklandı diye düşünüyorum. Şuraya geleceğim burada. Özellikle bir girişimcinin bir fikri, bir projeyi tek başına ya da dar bir çevreyle hayata geçirmesi çok kolay değil. Özellikle bize gelen başvuruların bazılarında 212 de buna çok rastlıyordur. İşte fikrim gizli, paylaşırsam olmaz, gizlilik sözleşmesi imzalamamız gerekir diye yaklaşan çok girişimciyle rastlıyoruz. Ama özellikle projeler ve fikirler başkalarıyla paylaşıldıkça, onların feedbackleri alındıkça olgunlaşıyorlar. Sigortam Network'te benim kendi deneyimden gördüm. Kendi girişimimizde benim girişimci ruhla çalıştığım projede gördüm. Sektörde farklı insanlarla temasların sonucunda onların feedbacklerinden hem sigorta ürünü daha iyi anlayıp hem de oradaki boşlukları görerek sonuca varabildiğimizi gördüm. Dolayısıyla girişimcilerden de bizim beklentimiz ve benim önerim özellikle kendi fikirleri olabilir. Bu fikri ne kadar çok insanla paylaşırlarsa, onlardan feedback alırlarsa daha da olgunlaştıracaklardır bir fikir. Sadece işte internette ayakkabı e-ticareti yapmak olmamalı. Bu ayakkabı e-ticaretini yapmak için ortaya çıktığınızda işte onun pazarlamasını nasıl yapacaksınız? Pazarlamasını nasıl yapacağınıza karar verdikten sonra bunu hangi kanallarda yapacaksınız? Facebook'ta nasıl yapacaksınız? Sosyal medyada dışında Google'da nasıl yapacaksınız? Bunların hepsini aslında listelediğiniz altında belki onar tane ayrı fikir yaratabiliyor olmanız lazım. Bunu da bir bakımda yaratamazsınız. Sektörden arkadaşlarınızın dışında başka insanlarla da konuşuyor olmanız lazım. Sigortam.net'te ben kendim bunu deneyimledim ve sizlerin de bunu girişiminizde deneyimleyeceğinizi düşünüyorum. Chemorbis ve Stilorbis'e gelince bunlar da yine bizim kendi inkübasyon demeyeceğim yine girişimcisinin aile bin olduğu şirketlerdi. Ve belki biliyorsunuzdur bu 2000 yılında çok sayıda internet girişimi, B2B internet girişimi yola çıktı ve büyük meblağlar yaptılar o dönemde. Yani yüzlerce milyon dolar B2B e-ticaret modeli yapacağım diye yakıldı. Biz de çok daha farklı bir yol izlemeye karar verdik. Öncelikle bu oyuncuları Türkiye'de bir laboratuvar ortamı yaratarak, modeli burada test ederek ilerlemeye karar verdik. Ve ancak Türkiye'de başarılı olduktan sonra global piyasalara açmak üzere yola çıktık. Ve bu süreçte de rakiplerimiz yüzlerce milyon dolar yakarken biz daha çok daha az bir kapitalle bu oyuncuları olgunlaştırma fırsatı bulduk, hatalarını tespit ettik. Sonra da Türkiye dışında, Çin'de, Orta Doğu'da, Avrupa'da ve Amerika'da ofisler açarak büyütme fırsatı bulduk. Bugün baktığımızda bu girişimlerin gelirinin %70'i Türkiye dışında, Türkiye dışındaki ülkelerden geliyor. Buradan da şuraya geleceğim. Projeniz çok büyük bir proje olabilir. Ama projeyi daha küçük etaplar halinde planlayarak yapmaktan, rakiplerinizin sizi geçeceğinden korkarak hareket edemezsiniz her zaman. Bazı projeler vardır ki piyasanın hızına ayak uydurmanız lazım. Bazı şeyleri test etmeniz lazım. Dolayısıyla kendi projenizde bu laboratuvar ortamını nasıl yaratacağınızı öngörüyor olmanız lazım. Bunu biz Chemorbis'te, Stilorbis'te çok canlı bir şekilde yaşadık. 2006 yılında geldiğimizde Kariyernet, biz sadece %32 ortağıydık ve aslında gidişattan da çok memnunduk. İki tane kurucu ortağımız vardı. Şirket beklediğimiz gibi büyüyordu. Ve bu iki ortağımız 2005 yılının başından itibaren çıkmak istediklerini bize söylediler. Biz tabii yaklaşık bir 6 ay uğraştık. Arkadaşlar çıkmayın, daha burada gidecek çok yol var. Çok para kazanacaksınız.
gelin birlikte bu şirketi büyütelim diye onlara sürekli telkinde bulunduk ama kendileri artık yorulduklarını, çünkü 99'dan beri şirketi büyütüyorlardı ve çıkmak istediklerini belirttiler. O noktada artık onları engel olamayacağımızı düşündük ve bir satış süreci başlattık ve biz de onlarla birlikte birkaç tane yatırımcıyla ama çok gönülsüz bir şekilde görüşmeler yaptık. Ve tabii o görüşmeler sürecinde de şirketin faaliyetlerinin bundan etkilendiğini de hissettik. Geldiğimiz noktada biz tabii Kariyer.net'in geleceğine çok inanan potansiyeline çok inanan bir yatırımcı olarak şöyle bir noktaya geldik. Bu arkadaşlar bunu satacaklar. Biz satmak istemiyoruz. Gidelim bu arkadaşlarla anlaşalım. Biz onlardan hisselerini alalım ve kendi başımıza büyütmeye çalışalım. Sigorta.net'te Kemorsi, Silorsi zaten bu deneyimiz vardı. Ama gözümüz korkmuyordu değildi. Korkutuyordu da. Ve buna rağmen alma tercihinde bulunduk. Oturduk. O gün için arkadaşlarla pazarlık yaptık. Ön alım hakkımız olmasına rağmen o pazarlık sonunda almaya karar verdik. Ve buldukları en yakın yatırımcının %60 daha yüksek bir fiyatla o gün için Kariyer.net'in kalan hisselerini aldık. Ve bizim arkadaşlar aslında çok da ısrar ettik. Hepsini satmayın. Bir %10'ar hisseniz kalsın. Bakın bir %10 hisse sattığınız %20'den daha değerli olacak diye çok ısrarlarımız oldu. Tabii bu sırf onlar çok para kazansınlar diye istediğimizden de değildi, açık itiraf etmek lazım. Onlara ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzden de oldu. Ama bugün için geldiğimiz noktada kariyerin geldiği nokta gösteriyor ki aslında arkadaşlar bu girişimlerini çok erken sattılar. Hakikaten biz onlara bu %10'umuz birkaç kat daha edecek derken belki bugün 10 kat ediyor. Çünkü internet piyasası öyle değişti. Dolayısıyla buradan da aslında size vermek istediğim mesaj, özellikle ben girişimcilerde şu eğilimi çok fazla görüyorum. Evet, realizasyonlar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Süreç ilerlerken cebinize biraz nakit koymak sizi rahatlatabilir. Ama daha internetin çok başındayız. Bir projeye sadece 2 yıllık, 3 yıllık bağlılıkla yaklaşıyor olmamanız lazım. İyi projeler çok nadiren geliyor. İyi bir projeyi yakaladığınızda girişimcilerde şu eğilimi görüyoruz bazen. Bunu satarım, bir başkasına geçerim. Her zaman öyle olmuyor. Bir aynı ölçekte bir başarılı girişimi bulmak çok çok zor. Seri halinde entrepreneur kavramı güzel ama o projeleri yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla benim size burada tavsiyem, doğru bir projeyi yakaladığınızda o projeyle mümkün olduğu kadar uzun süre angaje olmaya çalışın. Realizasyonlar yapın, o ayrı bir mesele ama uzun süreli bir yatırımcı olmaya çalışın. 2006'dan sonra çok projelere baktık açıkçası ama az önce de bahsettiğim gibi biz 4 ayrı yatırım kulvarında yatırım yapıyoruz ve internet o gün için bizim en öncelikli alanlarımızdan bir tanesi değildi. Hatamız belki, çok fırsat kaybettik bu dönemde. Ama 2010 yılına kadar çok fazla yatırımımız olmadı. 2010 yılına geldiğimizde biraz daha erken aşama yatırımlara bakmaya başladık. Ve orada Nerede Kal ekibiyle ve Unado ekibiyle tanıştık. Nerede Kal ekibiyle ilgili olarak söyleyebileceğim, bizim daha önceden tanıdığımız bir girişimciydi. Tatil sektörüne çok uzun süredir bakıyorduk. 2 senedir belki bakıyorduk. Sektördeki her oyuncuyla görüşmüştük. Ama sonunda Nerede Kal ekibiyle çalışmak kararını aldık. Ve bu arkadaşımız yine bizim 2 yıldır takip ettiğimiz bir girişimciydi. Ve yaklaşık birkaç yüz bin dolar civarında bir yatırımla sürece başladık. Ve bu girişimcimizin şu özelliği var. Hakikaten çok çalışkan bir arkadaşımız. Yani uzun mesailer kastetmiyorum. Kendisini farklı yönlerde geliştirmeye çalışan bir arkadaşımız. Belki elindeki proje çok yenilikçi ve fark yaratan bir proje değil. Ama maliyetlere ve ekibinin çok yalın olmasına o kadar odaklı bir arkadaşımız ki kendisi satış background'dan gelmesine rağmen IT konusunda kendisini son derece geliştirmiş ve
Nerede Kal gibi bir şirketi çok az bir kapitalle 2 yıl içerisinde Türkiye'nin yerelde en fazla trafik çeken ilk 3 oyuncusu arasına sokmayı başarmış bir oyuncu. Dolayısıyla bazen sadece çok sert, yoğun çalışarak da rekabetçi ruhunuzla, atletik sporcu kimliğinizle de bir alanda fark yaratabiliyorsunuz ve Nerede Kal ekibi bunu başaran bir arkadaşımız. Bizi de Nerede Kal ekibinde bu ayırt edici faktörü öne çıkardı. Ama bir başka ekibimiz var ki bunlar da ekibi. Ki onlar yine bize Etom sürecinde yolda yolda projesiyle tanışmıştık. Onlara verdiğimiz feedbacklerle belki o projeyi yapmamaya karar verdiler ama 2 ay gibi kısa sürede başka bir projeyle karşımıza geldi. Ve aslında beğendiğimiz bir ekipti. Proje yanlıştı ilk etapta ama ekip çok başarılıydı. Ve Göktuğ ve Haldun ekibi 2 ay gibi sürede bunlar da gibi projeyle karşımıza geldi. Ve belki takip etmişsinizdir. Çok daha fazla kapitalle yola çıkan başka oyuncular da oldu. Ama bu arkadaşlarımız özellikle kadınların ve annelerin çok hassas oldukları bir konuda %100 müşteri memnuniyetiyle olaya yaklaşarak rakiplerinden sıyrıldılar. Ve bugün ziyaretçilerin belki %60'ın 70'inin Unnado adını bilerek geldiği, direkt bir oyuncu olarak geldiği bir platform yaratmayı başardılar. Bu yatırımlara bakarken her birinin bize gelen çekim faktörü farklı. Sizlerde de öyle olacak. Tek bir nicelik, tek bir nitelik sizleri rakiplerinizden ayrıştırmaya bazen yetmeyebiliyor. Ama iyi yaptığınız şeyler üzerinde durmanız, ısrar etmeniz ve onları daha iyi execute etmeye çalışıyor olmanız lazım. Bu anlamda hem Unnado hem Nerede Kal ekipleri kendi güçlü oldukları alanlar üzerine odaklanarak fark yarattılar. Ve yine beğendiğimiz yatırımcılarla da daha fazla iş yapmak istiyoruz. Onların tabii dikkatini dağıtmadan sinerji olabilecek alanlarda birlikte yeni projeler yapmak istiyoruz. Bu şekilde baktığımızda da yine Nerede Kal ekibiyle birlikte Firaret'i yarattık. Şu an için bir tatil kategorisinde deal sitesi olarak görünüyor ama orada da yeni bir uygulamamız gündeme gelecek yakın zamanda. 2010 yılında bu şekilde 4 yatırımaya geçtikten sonra 2011'de de Firaret, dediğim gibi Nerede Kal'ın kendi geliştirmesi oldu. Onlarla birlikte organik olarak büyüttüğümüz bir yatırımdı. Hangisine Sigortamnet'le birlikte sinerjisi olacağını düşündüğümüz, yanına hangi krediyi satın aldığımız ve stratejik bir yatırımımızdı. Onları birlikte yaptık. Ve görüyorsunuz belki 2001-2002'den sonra 2011'e kadar kendimiz hiçbir yatırım yapmadık. Burada da aslında şundan böyle bir tercihte bulunduk. Kendimiz hiçbir yatırım yapmamayı tercih ettik. Geliştirmemeyi tercih ettik. Girişimcinin olmadığı projelerin ayağa kalkması çok maliyetli ve çok zor oluyor. Dolayısıyla bu felsefeyi devam ettireceğiz. Kendimiz yeni projeler geliştirmeyeceğiz. Mutlaka girişimcilerin olduğu projelere yatırım yapıyor olacağız. Orada da birkaç yüz bin dolardan başlayıp 10 milyon dolara kadar yatırımlar yapıyor olacağız ama ağırlıklı yatırım kategorisi 500 ile 2 milyon dolar arası olacaktır. Fatih arkadaşımız az önce Cimli ile ilgili bir bilgi verdi. Onu da orada kısa bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet, Alexa'dan bakıldığı zaman trafiği düşüyor görünüyor. Ama bu tabii relatif olarak internetteki trafik büyümesine kıyasla Cimli'nin yeteri kadar hızlı büyümediğini gösteriyor. Trafiği artıyor ama internetin trafiğin arttığı kadar artmıyor. Onu gösteriyor. Biliyorsunuz biz Cimli 2011 yılı ortasında gitti gidiyor ekibinden satın aldık. Orada özellikle satın alma süreci öncesinde gitti gidiyor da Cimli'ye yeteri kadar destek alınamadığı bir dönemde. Dolayısıyla belli bir erozyon olmuştu bize satın alma yapıldığında. Şu anda teknolojiye ve altyapıya yoğun yatırımlar yapıyoruz. Ve genel olarak bakıldığı zaman da o kategoride daha çok yüksek trafik potansiyeli olduğunu görüyoruz. Özellikle
ucuzu ve akakçe trafiklerini çok sağlıklı bir şekilde artırıyorlar. Ve buradaki bizim inancımız özellikle e-ticarette çok yoğun bir trafik ihtiyacı var. Şu anda bu tür oyuncuların yarattıkları trafik halen çok küçük seviyede. Ve kıyasla 2000'e de benim önerim aslında burada MES'ten gelecek çok yüksek bir trafik var. Ve yaptığımız işin aslında temelinde trafik arbitration yapıyoruz. Dolayısıyla genel çoğunluk kitleye ulaşmaya devam etsinler diye öneriyorum. 5 bin lira daha hiçbir şey değil. Burada 100 bin lira, 150 bin lira görecekler günlük ziyaretçi trafiklerinde. Yatırımları şöyle bir kategorilere yerleştirdiğimizde ise neler görüyoruz? Aracılık görüyoruz. Sigortanet kendisi satıyor. Ama hangi kredi ve hangisi lead generation yapıyor. Servis kategorisinde aslında Cimri'ye benzer bir uygulama. E-ticarette bugün için bitti gidiyor Cimri, Unlada ve Beyaz Kutu var. Cimri'de %100 iştirakimiz var. Unlada da yakın zamanda bir ikinci round yaptık. Bu alanlarda büyümeye devam edeceğiz. Dijimecmua aynı zamanda bir mobil uygulama olarak nitelendirilebilir. Oldukça başarılı ve ayda 1000'in üzerinde şu an için satın alma gerçekleşiyor üzerinde ve orada önemli bir marketing kampanyasına başlayacağız yakında. Ve bunun yanı sıra mobilde de yatırımlarımız olacak yakın zamanda. Ve baktığınızda da biz 4 ayrı kategoride yatırımlarımızı yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Bir tanesi gitti gidiyor gibi yatırım yaptığımız dönemde başarısından emin olduğumuz neredeyse ve belirleyici kriterin aslında fiyat olduğu ve çok yüksek maliyetlerle satın aldığımız yatırımlar. Diğeri erken aşama yatırımlar. Burada şöyle bir yol izliyoruz. İlk etapta 200-300 bin lira gibi para koyuyoruz ve hemen 3-6 ay içerisinde onu daha büyük kapitalle girişimcinin başarısına göre desteklediğimiz yatırımlarla burada ilerleyeceğiz. Bunu biz Unlada da yaptık. Şu anda portföyümüz açıklamadığımız başka bir girişimimizde daha yaptık. İlk koyduğumuz 300 bin üzerine yaklaşık 2 milyon TL'yi çok kısa bir sürede koyduk. Onun dışında portföyümüzün çekim gücünü kullanarak firmalara, yeni yatırımlara değer katmak istiyoruz. Şu an için bildiğiniz gibi ayda 45 milyon ziyaretçiye ulaşıyoruz. Sonuç olarak da portföy içerisinde bazı varlıkların yarattığı sinerjilerden de istifade etmek istiyoruz. Bakıldığı zaman iLab son 12 yılda toplam 50 milyon euro internete yatırdı. Yılda da yaklaşık 10 milyon dolar kadar yatırım yapmaya devam edeceğiz. Epeyce bir anlattım herhalde iLab'i. Ama sorularınız varsa da onları cevaplandırmak isterim arkadaşlar. Merhaba, Erdem Akçıl ben. Sorum şu olacak, yatırım sürecinde bu rakamları belirlerken iki taraflı mı bir araştırma var yoksa pazarlık aşaması nasıl oluyor? İkincisi de bu yatırım yaptığınız süreçte sizi en çok zorlayan pazarlıkta ekip hangisi oldu? Bakalım. Yatırım sürecinde aslında şirketin hangi boyutta olduğuna göre çok belirleyici oluyor. Özellikle erken aşama yatırımlarda işte bu 200 bin dolar, 300 bin dolar yatırdığımız süreçlerde şirketin hakikaten neye ihtiyacı varsa o parayı koymaya çalışıyoruz öncelikle. Neye ihtiyacı var derken de karlılığa kadar gidecek bir para değil. Onları bir sonraki etaba taşıyacak. Bizim onlarda bir o girişim hakkında, girişimci hakkında bir kanaate varmamızı yardımcı olacak kadar parayı onlara sağlamaya çalışıyoruz. Ve genelde de orada almak istediğimiz hisse miktarı %30 civarında oluyor. Yani biraz bilek güreşi demeyeyim. Hakikaten piyasa standardı buna ulaşmış durumda. Yurt dışına da baktığınızda genelde bu yatırım tutarlarıyla %20-30 arası bir hisse almak mümkün. %30'un üzerine çıkmak istemiyoruz o aşamada. Genelde orada kalmak istiyoruz. Çünkü girişimcinin o projenin çoğunluğunu elinde tutup onun taşımasını istiyoruz. Dolayısıyla o seviyelerde yatırım yapıyoruz. Büyük yatırımlarda ise global benchmarklara bakıyoruz. Dolayısıyla orada benzer şirketlere ne çarpanlar veriliyor? Onlar bizim açımızdan belirleyici oluyor.
Yüksel Bey, son bir soru var. Ondan tamam. Sonra arada sorabilirsiniz sorularınızı. Yüksel Bey'e sormak isteyen varsa ben son soru İlk önce sunumumuz için teşekkür ederiz. İki sorum olacaktı. Birincisi, mesela satın almada toplam 8, organikte de 5 tane yatırımımızın olduğunu söylediniz. Peki size en iyi geri dönüşler organiklerde mi daha çok geri dönüş oldu pozitif yönde yoksa satın almanızda mı? İkinci sorum da mesela geçen Ankara'daki Tohum Kampı'nda 212 yatırımlarda alt sınır ve üst sınırı belirlemişti ve bunun dışında çok fazla aşmıyoruz demişti. Sizin alt sınırınız ve üst sınırınız nedir? Onları öğrenmek istedim. Teşekkürler. Şeyden belki anlamışsındır. İşte daha fazla organik yapmak istemiyoruz derken aslında dolaylı olarak dışarıdan yaptığımız yatırımların daha fazla geri dönüş olduğunu belirtiyorum. Bu iki sebepten kaynaklanıyor. Bir, daha fazla yatırıma bu şekilde yönelebiliyoruz ve insan kaynağımızı doğru yönetebiliyoruz. Ama aynı zamanda da girişimci ruhu kendi organik yatırımlarımızı her zaman yakalayamıyoruz. Daha zor oluyor oralarda büyüme sağlamak. Dolayısıyla dışarıdan yaptığımız yatırımlarda geri dönüşler daha fazla oldu bugüne kadar. Diğer soruna gelince orada bir indikasyon vermeye çalışmıştım. İşte asgari 200-300 bin dolar civarında yatırımlar yapmak istiyoruz ilk aşamada. Üst tarafta da 10 milyon dolara kadar yatırımlar yapıyoruz. Sweet spot neresi derseniz muhtemelen 2 milyon dolar civarı yatırımlar derim. Ama baktığınız zaman 10 milyon doları üzeri yatırımlar da yaptık. Kapasitemiz de var. Peki, teşekkür ederim. Şimdi kısa bir aramız var, bir 10 dakika. Ondan sonra Pozitron CEO'su Fatih İşbecer ve Nokta CEO'su Tümay Bey'in konuşmaları olacak.